Arkadaşlar merhaba, bugün 2 Şubat Perşembe, ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. İlk koşu, ilk birinci altılık yani ilk ayağı 20.10'da bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 1670 metre tapeta pistte bir koşu. Koşu 16 bin dolarlık, maiden satış koşusu 24 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 8 numaralı Gattogo Gator Jose Ortiz ile start alacak. 16 binlik maiden satış koşusu son startında boyun farkıyla ikinciliği var, 1670 metre tapeta pistte. 1 numaralı Keyser Angel Morales ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş. 2 numaralı Doug Ballard Luca Panik ile start alacak. Son koşuda üçüncülüğü var bir boy farkla. 25 binlik maiden satış koşusunda 1670 metre çim pistten kumandan yarışta. 10 numaralı Make Him Top Luis Saez ile, o da maiden koşulardan bu maiden satış koşusuna geliyor ve 9 numaralı Kicks and Giggles Tyler Gaffalona ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Bugün koşuda Kicks and Giggles da 120 binlik ve 34 binlik maiden koşulardan bu maiden satış koşusuna geliyor. İkinci koşu yine bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte start alacak. İki isme yer vereceğiz burada. 6 ve 5 You Know ve Sugar Sin. Koşu 25 bin dolarlık, maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 32 bin dolar. 6 numaralı Yuno Edgar Zayas'la start alıyor. Favori olduğu son startında yarım boy farkla ikinciliği var. 1100 metre kum pistteki 25 binlik maiden satış koşusunda. Yine aynı koşuda dördüncü olan 5 numaralı Sugar Sin Angel Morales'le bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu, 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. 3. koşu 35 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu, 39 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Haust Gossefer yavrusu Edgar Perez ile start alıyor. 1600 metre çim pistte son startında 35 binlik şartlı satış koşusunu 2,5 boy farkla kazanmış, 1.36-26 derecesi. 1 numaralı Mr. Abario Jose Ortiz ile start alacak. Önceki startında 35 binlik maiden satış koşusunu 1670 tapetada 1.41-1.49'da kazanıyor. Son startında da bir boydan az bir farkla ikinciliği var 35 binlik. Bugün koşu aynı değerde 1500 metre çim pistte. 8 numaralı Huasteco Richard Kingston ile start alıyor. O da 1600 metre çim pistteki geçen sene 27 Ağustos'taki maiden koşuyor. 50 binlik maiden satış koşusunu 1.36-48 ile boyun farkıyla kazanıyor. Son startında bir üçüncülüğü var Mr. Abario'nun arkasında. 4 numaralı Rotterdam Edgar Zayas ile start alacak. Son startında 50 binlik maiden satış koşusunu yaklaşık bir boy farklı 1600 metre çim pistte 1.36-58 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Drinking Problem 35 binlik maiden satış koşusunu kazanıyor 1500 metre çim pistteki son startında 1.29-60'lar 3 boy farkla. Lionel Reyes'te bugün de aynı jockey ile start alacak. Son olarak 5 numaralı Right on Richie Rod Ortiz Jr.'la bu koşuda şans verdiğim son isim, o da 1670 metre tapeta pistteki son startında 25 binlik şartlı satış koşusunda yarım boy farkla ikinciliği olan bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 21.38'de 1600 metre kum pistte 4 yukarı İngilizlere ait bir koşuyla başlayacak. Mr. Titos 4 numaralı ve 8 numaralı September Ecuri 32 binlik bir şartlı satış koşusu, 35 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Önceki startında 1600 metre kum pistteki koşuyu yaklaşık bir boy farkla 1.37.06 ile kazanan Mr. Tito'nun ekürisi. 8 numaralı September 10 son 3 startında 1400 metredeki 20 binlik şartlı satış koşusunu 1.23.87, 1600'dekinde 1.37.86'da kazanıyor. İkisinde de favori olduğu koşular, son startında bir üçüncülüğü var. Braccio di Ferraro'nun kazandığı koşuda. 5 numaralı American Power Tyler Gaffalone ile start alıyor. Önceki startında bir ikinciliği var 1400 metre kompiste. 6 numaralı Wall Street Trader Javier Cassarano ile start alacak. Son startında 1600 metrede 20 binlik satış koşusunu kompiste 1.37.54 ile kazanmış bir isim. Son olarak 2 numaralı Red Flag Alert Edgar Perez ile şans verdiğim son isim bu koşuda.
Beşinci koşu bir maiden satış koşusu. 1600 metre çim pistte 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden satış koşusu. 35 binlik maiden satış koşusu toplam ikramiyesi de aynı miktarda. 8 numaralı Equite Test Taste Louis Sayez ile start alıyor. 126.800'lük maiden koşulardan bu koşuya geliyor. 9 numaralı Love Mommy Love Orat Ortiz Junior ile start alacak. 1500 metre çim pistteki son startında 35 binlik maiden satış koşusunda ikinciliği var. 4 numaralı Calling All Angels Emma Jane Wilson ile start alacak. İrlanda'dan geliyor. Amerika'da bir kez start almış maiden koşuda. 4 numaralı Calling All Angels ve 3 numaralı Beach Ready Jesus Rios'la bu koşuda şans verdiğim son isim 1670 metre tapetada geçen önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var. Burada 14 numaralı Want koşudan çıkan isim olursa start alacak. Böyle bir durumda bu ismi de yer vermeniz gerekir. Kuponlarınızda Jose Ortiz'de start alacak olan 14 numaralı Want. 6. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre tapeta pistte bir koşu. Burada da Lanfranco de Torre ile start alacak olan 8 numaralı Musical Design'ı pek öneriyorum. Koşu 40 bin dolarlık bir maiden satış koşusu 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Musical Design 120 ve 100 binlik koşulardan koşuya geliyor. En son startında da 40 binlik bir maiden satış koşusunda yarım boy farklı ikinciliği var. Kariyerinin 4 startında da favori çıkmış bir isim. Bugün Lanfranco de Torre ile ilk kez start alacak. Bu grupta koşuyu kazanır diyorum. 8 numaralı Musical Design'ın. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. Günün en zor koşularından bir tanesi bana göre. 1000 metre tapeta pisti. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Burayı kapatacağız. Sıralama şu şekilde. 75 bin dolarlık şartlı satış koşusu 86 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 1 numaralı Watch McCall. Michael Vasquez ile start alıyor. 1000 metre çim pistte ve 1000 metre tapeta pistteki son iki startını 3'er boy farkla kazanmış her ikisinde. Maiden koşuyu 1-0 çift 0-0-4'te 1000 metre tapeta pisttekinde 56-84 ile 75 binlik şartlı satış koşusunu 3 boy farkla kazanmış. Bugün koşuyla eşdeğer bir koşu. 5 numaralı Miss Uyane Luis Saez ile start alıyor. O da son startında 126.800'lik üst grup bir maiden koşuyu 2,5 boy farkla 1100 metre tapetada 1.03.46 ile kazanıyor. 7 numaralı Daisy Dozy Luca Pacini ile panik ile start alacak. 1000 metre çim pistteki kariyerinin ilk startında 3 gruba yakın bir maiden koşuyu kazanıyor 56.43 ile. 8 numaralı Vaibella Orat Ortiz Junior ile start alacak. Son 3 startında maiden koşuyu 1000 metre tapetada 58.29 ile kazanıyor Gulfstream Park'ta. Son startında 35 binlik bir şartlı satış kursunu boyun farkıyla 1500 metre çim pistte 1.29.87 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Bedtime Story Javier Casalano ile start alıyor. 1100 metre tapeta pistteki kariyerin 2 startındaki maiden satış ve şartlı satış koşularını 1,5 boy yaklaşık ve yaklaşık 2 boy farklarla 1.04.03 ile her iki koşuyu da aynı dereceyle kazanmış bir isim. 4 numaralı One of One Junior Alvarado ile start alıyor. 75 binlik şartlı satış koşusunun son startında ikinciliği var 1000 metre tapeta pistte. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar 2 numaralı Kavala, Jose Ortiz ile start alıyor. Kariyerinin favori olduğu tek startında 1100 metre tapetedeki 16 binlik maiden satış koşusunu 1.04.02 ile kazanmış. Son olarak 6 numaralı Strike Jack, Emzel Caramillo ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 11 Kasım'da geçen sene 1100 metre tapeta pistteki 50 binlik maiden koşuyu 1.05.13 ile aynı jockey ile kazanmış bir isim. Sıralama 1, 5, 7, 8, 3, 4, 2, 6. 8. koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir opsiyonel satış koşusu. Koşuya bakalım. 75 bin dolarlık şartlı satış koşusu 86 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 8 numaralı Dr. Oseram'la başlayacağız. Tyler Gaffalone ile start alacak olan. Kariyerinin son startında 1000 metre çim pistten kumandan 70 binlik maiden koşuyu yarım boy farkla 56-61 ile kazanıyor. Favori olduğu son startı. 3 numaralı Take Care of Business Edgar Perez ile start alıyor.
Geçen sene 4 kez start almış. 1000 metre hepsi kısa mesafede sprint koşular. 1000 metre tapetapiste kariyerin ilk startını 57-67 ile kazanmış bir isim. Daha sonra da bir Black Type koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. 1000 metre tapetapiste. Sonraki koşuları 75 binlik şartlı satış koşularında üçüncülükleri ve ikincilikleri olan bir isim. Son olarak 7 numaralı More Than Ready 7 Luis Saez ile şans verdiğim son isim. O da favori olduğu son startında 90 binlik bir maiden koşuyor. 1000 metre için pistten kuma alınan yarışı 5 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. Oradan Ready yavrusu. Geldik günün son koşusuna. Satış koşusu 1100 metre tapetapiste 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 28 bin dolar olan. Burada da 8 numarayla başlayacağız. The Predicament'la başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak olan. Son 4 startında 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü var. Son koşuda 3. gözüküyor. Protest sonucu ikinciliğe terfi ettirilmiş bir isim. 1000 metre tapetapisteki son 2 startında ikincilikleri olan bir isim. Jose Ortiz ile start alıyor. 4 numaralı Hard Count Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. Runaway High yavrusu. Ve son olarak 5 numaralı Inhalation Rod Ortiz Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Amerika, Avustralya ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası
faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce Ron Nicoletti'nin bugünkü koşulara ait seçimleri ve yorumları ekranda gördüğünüz gibi. Race 1, birinci altılı ganyanın ilk ayağı seçimler burada. Race 2 seçimler burada. Race 3 sağ üst köşede seçimler. Race 4 ikinci altılı ganyanın ilk ayağı seçimler burada. Race 5 seçimler burada. Race 6 seçimler burada. Race 7 8 1 3 seçimleri. Race 8 8, 3, 7 burada ve Race 9 ikinci altılı ganyanın son ayağı 4, 8 ve 5 olarak belirtilmiş. Yine Pedro Casella'nın bugünkü koşulara ait seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Race 1 birinci altılı ganyanın ilk ayağı, Race 4 ikinci altılı ganyanın ilk ayağı oluyor. Ve Race 9 da ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor ekranda gördüğünüz gibi. Son olarak Brian Ledau'nun bugünkü koşulara ait seçimleri ekranda gördüğünüz gibi yine Race 1 ilk altılı ganyanın ilk ayağı, Race 4 ikinci altılı ganyanın ilk ayağı ve Race 7, 8 ve 9 ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor gördüğünüz gibi. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 8 numaralı God the Gold Gator, 1 numaralı Keyser, 2 numaralı Doc Ballard, 10 numaralı Magnum Tap ve 9 numaralı Kicks and Giggles. İkinci koşuda 6 numaralı You Know ve 5 numaralı Sugar Sin yeterli gibi gözüküyor. Üçüncü ayak 9 numaralı House, 1 numaralı Mr. Abario, 8 numaralı Huasteco, 4 numaralı Rotterdam, 2 numaralı Drinking Problem ve 5 numaralı Right on Richie. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanın ilk ayağı 8 numaralı September 10. 4 numaralı Ekürü Mr. Tito ile 5 numaralı American Power, 6 numaralı Wall Street Trader, 2 numaralı Red Flag Alert yeterli gibi gözüküyor. Geniş kupon yapıyorsanız 1 numaralı Bracciolo de Fierro ve 3 numaralı Kings Ovation önerdiğim diğer isimler. 5. koşu 8 numaralı Acquired Taste, 9 numaralı Love Money Love, 4 numaralı Calling All Angels ve 3 numaralı Beach Ready yeterli gibi. Büyük geniş kupon yapıyorsanız 5 numaralı Mariano ve 6 numaralı Light and Pet önerdiğim diğer isimler. 14 koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Onu da belirteyim. 6. koşuda 8 numaralı Musical Design'ı Lanfranco de Torre ile tek olarak öneriyorum. 7. koşuyu kapatıyoruz. 1 numaralı Watch Macall, 5 numaralı Miss Uyen, 7 numaralı Daisy Doozy, 8 numaralı Bay Bella, 3 numaralı Bedtime Story, 4 numaralı One of One, 2 numaralı Kavala ve 6 numaralı Strike Jack sıralama. 8. koşu 8 numaralı Doktor O'Sullivan, 3 numaralı Take Care of Business ve 7 numaralı More Than Ready Ready. Son koşuda da 8 numaralı The Predicament'la başladık. 4 numaralı Hard Count ve 5 numaralı Inhalation. Koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum.